Merhabalar. Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde mis gibi bu görmüş olduğunuz yumuşacık ekmeği yapacağız. Hem de hiç maya kullanmadan. Bu nefis ekmeği nasıl yaptım? Buyurun yapımını görelim. Tarifimde 3 su bardağı un kullanıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekledim. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. Güzelce karıştırıyorum. Bir küçük çay bardağı süt ekledim. Aynı bardağın ölçüsüyle bir küçük çay bardağı su ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Hiç elimle yoğurmayacağım. Bu şekilde bir spatula ile veya bir kaşık yardımıyla karıştırarak yoğurabilirsiniz. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğim. Çok güzel karıştıralım, iyice yoğrulsun. Bu şekilde devamlı karıştıra karıştıra güzelce özlü bir hamur elde edelim. Küçük bir tepsiyi yağlıyorum. 18 santim genişliğinde bir küçük bir alüminyum tepsi kullanmak istedim. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Bunu tavada da yapabilirsiniz, fark etmez. Tepsiyi yağladım. Hamuru içine döküyorum. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 180 derecede şu anda ısınıyor. Üzerini güzelce düzeltelim. Dilerseniz üzerine kavrulmuş susam, çörek otu serpiştirebilirsiniz. Güzel olur. Ben çörek otu kullandım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. 45 dakika içinde pişti. Şimdi yumuşaması için, şu anda sıcak olduğu için biraz serttir. Yumuşaması için üzerine bir havlu kapattım. 20 dakika kadar beklettim. Ekmek yumuşadı. Pamuk gibi oldu. Şimdi ters çevirip çıkardım. Dilimleyebiliriz artık. Maya kullanamayan birçok kişi var. Bu şekilde bu tarifim onlar için çok güzel, sağlıklı bir ekmek tarifi oldu. Ve görüyorsunuz yumuşacık. Sünger gibi olmuş. Dilimleyebiliriz. Ayrıca çok lezzetli. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.